Şimdi biz burada cüzdanlarda ne kadar tutar olduğunu burada GUI'den görsel aracından gördük. Dilerseniz bir de bunları JavaScript kodlarıyla nasıl göreceğimizi hemen yapalım. Hemen şurada Algorand'a gelip şöyle hemen aşağı doğru geldiğimizde balance diye bizim burada bir kodumuz var arkadaşlar. Şunu da yine raw diye alıyorum ben buradan. Şuradan ben bunu kopyalıyorum ve geri geleyim. Bu bizim olacak. Evet, kodu buradan aldık. Şöyle gelelim ana kodumuza. Şuradan hemen şöyle new file diyorum. File pardon balance. Balance.js ismini yazıyorum. Enter'lıyorum ve şunu şuraya yapıştırıyorum. Şimdi burada bakın bazı işlemler yapmamız lazım. Algorand SDK require dedik. Ve şöyle geldik. Burada bir API key lazım arkadaşlar. Ve bunu da nv'nin içerisinde olacak. Şöyle şuradan sağ tıklıyorum. New file diyorum. .nv. Enter'liyorum arkadaşlar. Gizli bir dosya. Şimdi bakın burada balance'da bu nv'yi işlerken şöyle gördüğünüz gibi ben buraya bir değişken olarak API yazmam lazım. nv içerisinde API. Şöyle gelip buraya API yazıyorum. API ve şöyle tırnak içerisinde API'yi alacağım. Şimdi bunu ben nereden alıyorum? Purse'in sayfasına gidiyorum arkadaşlar. Şöyle şuradan geleyim ben. Şurayı açayım ben. Şurada yeni bir tane sayfa açayım. Purse. Evet, developer sayfasına gelelim. Purse'in sayfası developer.purse.io. Burası. Bu ne yapıyor? Bu da bizim blok zinciriyle aramızdaki bağlantıyı kuruyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan login diyorum. Şöyle login yaptım. Bir daha bakalım internetimize. Tamam. İnternette sıkıntı varsa ben kendi ağımdan da girebilirim. Şöyle. Şu şekilde deneyelim. Bir daha aç kapa yapalım hatta. Evet. Şöyle. Ağda bir bağlantı yapalım. Tamam. Ve buradan sign in diyorum arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar API'ler sayfasına geliyorum. Şöyle var. Dashboard'a geleyim. Evet. Burada arkadaşlar biz testnet'ten işlem yapacağız. İndekslerin sayfası. Bunu da aldık. Şöyle developer sayfasına bir daha gelelim. Purse'in sayfasına bakalım. Evet, bizim API key'miz şu arkadaşlar. Şunu ben buradan kopyalıyorum. Your API key olarak. Bu bizim Purse'in sayfasında dashboard sayfasından alıyoruz. Bunu gelip bu API key'i şöyle bunu yapıştırıyorum arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Balansa şimdi görelim. Şimdi bu balans ne yapıyor bakın. Kütüphane indirdikten sonra check balance bir formül arrow function çağırıyor. Port bilgisi boş olacak. Token olarak bakın API key bu biraz önce yazdığımız API key process.environment yani bunun içerisindeki git API'yi al diye alıyoruz ve burada geldik test server'da testnet algorand api pustek io ps2. Bu nereden geliyor? Bu da biraz önce açtığımız sayfada şurada indexer değil. Bakın testnet şu. https testnet algorand api pustek io ps2. Bunu da buradan alıyoruz arkadaşlar. Çünkü testnet'te işlem yapacağız biz. Mainnet'te işlem yapacaksak burada da şöyle pardon şuradan yapacağız. Mainnet'ten işlem yapacağız arkadaşlar. Tamam, bunu aldık geldik bunu bu environment'ın içine yapıştırdık arkadaşlar. O burada. Şimdi bir daha balansa geri dönelim. Ve burada da bakın client bir kullanıcı olarak bakın ne yapıyor diyoruz ki token bilgisini yani git environment'taki o şeyle API sağlayıcıyla test server'dan bu portla git ne oluyor? Biz aslında bir tünelleme yapıyoruz. Yani biz blocks'ın göre bir tünelleme yapıyoruz. Daha sonra account'lar diyoruz. Bakın bu account burada. Biz account bilgisini de alacağız şimdi burada. Çünkü account'lar biz şuraya pardon kaydetmiştik. Bunlar buradaydı. Account'ları alıyoruz ve bunu asenkron olarak diyor ki account'un infosunu git client'ın bak client bağlantı sağlayıcının account information'ını kullanarak bu account'u al, şu account'u ve do bu işlemi gerçekleştir. Yani bir asenkron bir işlem gerçekleştir. Ve daha sonra da balance of account yani bunun balance ne kadar olduğunu eşittir. Kim hangi şu bilgi account şu adres JSON olarak stringify ediyoruz. Account'un infosunun miktarını alıyoruz. Bakın amount da balansını bize veriyor. Eğer hata varsa da hata döndürüyor arkadaşlar. Şimdi şurada bir clear diyeyim ben.
Şimdi ben bir kere adreslerim şuradaki adresler. Şu ilk adresi hatırlarsanız bunu yazmıştık ve gelip bunu şuraya bunu yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Bu arada bu adresin şöyle adres 1 dediğimizin 20 algosu var. Büyük ihtimal bunu alacağız. 20 veya 10 algo çıkması lazım. Bakalım hangisi. Buraya gelip arkadaşlar not diyorum. Şöyle pardon not değil. Doğrudan indekse gidiyorum. Ve bakın konfigürasyonu buradan almasını istiyorum. Bir datenden alacak. İkincisi check balansı almasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü balansı alacağız. Balanstan alsın. Create adresi yapmayacağım artık. Adresleri oluşturmuştuk zaten. Bunu yorum haline getiriyorum. Ve şurada check balance formülü şöyle kaydediyorum. Buraya geliyorum. npm start diyorum yine arkadaşlar. Şöyle. Bakın 20 geldi. Gördüğünüz gibi. İlk adresi 20 idi. Hemen adresi bir daha gidelim. Şu ikinci adreste o zaman 10 milyon gelmesi lazım. Hemen balansa gelip şurayı bunu da yapıştırıyorum ve şöyle kaydediyorum. Tekrardan buradan gelip ikinci ile çalıştırırsam bakın birincisi 20 iken ikincisi 10 olarak geldi. Şimdi hesaplarımızda tutarlar var artık arkadaşlar. Ve hesaplarımızda bu tutarlar olduktan sonra şöyle bir sonraki aşama olan artık bu hesaplara biz bir ASA yani bir token nasıl oluşturabiliriz? Buna bakmak. Ona da bir sonraki videoda bakalım.